Şimdi buraya kadar okuduğumuz hüdud bahsi. Kitabın hüdududu. Şimdi kitabın cinayete başlıyor. Adam öldürmek, adam yaralamak, başını kırmak, dişini kırmak, bunların da cinayet derler. Cinayetlerde hüküm nasıldır? Kitabın cinayet. Kitabın cinayet dediğim bu da bab bab birçok bablara ayrılacak. Bablar da fasıllara ayrılacak. Birinci bab, bab-u ma yecibu fi katlil amdi ve cerahil amdi. Kasten bir adamı öldürse, kasten bir adamı yaralasa, bunun hükmü nedir? Kasit yani hata değil. Durup dururken adamı vurdu, öldürdü. Yahut da bir yerini yaraladı. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun el-Baghdadi. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير ها وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة şimdi iki senetle bu Seleme'ye çıkardı. قال أبو سلمة buyurdu ki حدثنا أبو هريرة حضرت أبو هريرة روايته التي قال لما فتح الله على رسوله مكة vaktaki Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Katalet Hüzeyl. Hüzeyl kabilesi öldürdü. Racülen min beni leysin. Beni leysin bir adamı öldürdüler. Ne sebebiyle? Bir katilin bir ölü sebebiyle ki kâne lehu fil cahiliye. Cahiliyette beni leys Hüzeyl'den bir adam öldürmüşmüş. Fethi Mekke'de bunlar Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra bunlar cahiliyet davasıyla Beni Leys'ten bir adamı tuttular. Vay vaktiyle sizden bir adam, bizden bir adamı öldürmüştü. Onu öldürdüler. Evet. Tabi hüküm Peygamber Efendimiz'e geldi, bildirildi. Fakamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kıyam etti fehatebe. Hutbe okudu. Fekale fi hutbeti hutbesinde buyurdular ki men kutile lehu katilun. Bir adamın efradi cemaatinden birisi öldürülürse, oğlu, kızı, anası, babası neyse, onun kendi akrabasından birisi öldürülürse, fehuve o mektulun sahibi bi hayrin nazari. İki görüşün en hayırlısı hangisi ise o onda muhayyerdir. İmma en yaktule. Ya öldürür. Katili yakalar öldürür. Ve imma en yu'da. Yahut da ona diyet verilir. Diyeti öte taraftan buna diyet verilir. Ve lefsu li Muhammed ibn Abdillah. Bu birinci senette Muhammed ibn Abdillah'ın rivayet etmiş olduğu lefz bu. Çünkü bu hadisi bir Ebu Bekir rivayetiyle de bir Muhammed ibn Abdillah. Muhammed ibn Abdillah'ın rivayeti bu. وقال أبو بكر في حديث أبو بكر رواية شتوار قتلت خزاعة رجلا من بني ليس خزاعة بير آدم بني خزاعة بني ليس بير آدم öldürdü. Yukarıda diyor ki Hüzeyl öldürdü. Öldürülen adam Beni Leys'ten. Fakat öldüren o birinci senette diyor Hüzeyl kabilesi öldürdü. Bunda da diyor ki Khuza kabilesi öldürdü. O kadar ihtilaf var. Fakat gerisi doğru. Aynen Resulullah Efendimiz'in emretmiş olduğu gibi ki Peygamber Efendimiz sizden birinizin bir adamı öldürülürse o muhayyerdir. Ya kısas talep eder, katili tutar öldürür yahut da diyetini alır. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fe fi hadel hadis, bu hadisi şerifte olucudur. Zikruma ol bir şeyin zikri ki yecibi vacib olur fin nefsi nefiste hasseten. Hasseten nefiste. Bir nefsi öldürürlerse, nefis adam, zat. Onun hükmü nedir? Ha, o mektulun sahibi muhayyerdir. Ya kısas talep eder, yahut da diyetini alır. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَب۪ي شُرَيْحَ الْخُزَعَيِّ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِسْلُ ذَلِكَ. Aynen bu hadisi şerifin misli Ebu Şureyh-i Huzayi'den de rivayet edildi. O rivayeti getiriyor. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Müseddedü kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'idin an ibn-i Ebi Zibin kâle haddeseni Sa'id ibn-i Mekluriyyü
قال سمعت أبا شريح الكعبية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة. Ebu Şureyh diyor ki Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethi günü hutbe okudu, hutbesinde buyurdular ki Ela innekum ma'şere Huza, ey Huza kabilesi kateltum hazel katile, şu adamı öldürdünüz. Şimdi bu rivayette anlaşılan ki öldüren Hüzeyl değil, Huza'aymış. Huza kateltum, siz öldürdünüz hazel katile bu adamı, min Hüzeyl'in, Hüzeyl'de öldürülen de beni de isten değil de Hüzeyl denmiş. Ve inni akiluhu, ben bunun diyetini vereceğim. Diyetini vereceğim. Yani davayı fasl için bunun diyetini ben ödeyeceğim. Femen kutile, her kim öldürülürse, femen, her kim ki kutile katlolundi lehu, onun için. Yani kendi cemaatinden, bir adamın kendi cemaatinden öldürülürse, ba'de mekaleti, benim bu sözümden sonra, katilun, bir adam öldürülürse, fe ehluhu, onun ehli, beyne hayreteyni, iki hayırlı işin arasındadır. Beyne en yakudul akla, ya diyetini aralar, ve beyne en yaktuluhu, yahut da ara kısas ederler. İkisinin arasında mukayyer. Hüküm gene bir. Şimdi ihtilaf, öldüren Hüzeyl'dir, yahut da Huza'dendir, öldürülen de Beni Reis'tendir, yahut da Hüzeyl'dendir, bunda ihtilaf var. Fakat hüküm ne? Bir adamın ölüsü, cemaatinden birisi öldürülürse, o mektulun evliyası, sahipleri iki şey arasında mukayyer derler. Üç şey arasında değil. İki şey. Ya kısas talep ederler, yahut da diyet alırlar. Şimdi ikinci ihtilaf gelecek. Buradaki rivayet bu. وَقَدْ رُوِيَ نَبِي شُرَيْهِ الْخُزَعِي مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yine bu Şureyh-i Huzayi'den rivayet edildi. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. فِي مَا دُونَ النَّفْسِ, nefsin mağdurunda, yani aza hakkında. Şimdi bu adamın kendi nefsini öldürürse, bir de var ki azasını keserse. Onda da bir rivayet var. مِسْلُ ذَلِكَ اِذَا, yine böylece. Yani bu hükmü teyit eden bir rivayet var. Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn Harun, kâle haddesena Muhammed ibn İshak, anil Haris ibn Fudayl, an Süfyan ibn Ebil Avca, an Ebi Şureyh el-Huza'i, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men usibe bidemin, bir adam bir kana isabet ederse, yani bir adamı öldürmüş olursa, ev bi hubrin, yahut da onun bir azasını kesmiş olursa, evet, hubül, bir adamın azasının fesade gitmesi, adamın vurdu bir azasını iptal etti. Yani bil hubli, hubliyle kastediyor el cirahe, yaralı, yaralarsa. Feveliyuhu, bu ölen adamın yahut yaralı adamın sahibi mukayyerdir. Bilhiyar mukayyerdir. Beyni ihda selasin. Üç şeyin birisini kabul etmekte mukayyerdir. Beynen yafuva, affetmek. Birisi bu. Ev yaktassa, yahut da kısas talebi de, ev yahuza diyete, yahut diyete alır. Ya affeder adam, öldürdün öldürdün. Yahut da azasını kestin kestin, affeder. Yahut da kısas talep eder. Adam öldürmüşse öldürür. Elini kesmişse elini keser. Gözünü kör etmişse gözünü kör eder. Kısasa kısas. Yahut da diyetini alır. Fein eter rabiate, o adam bu üçten birisini kabul etmez de dördüncüye giderse, harice giderse, fehuzu ala yedeyhi, onun elini tutun, dördüncüye gitmesin. Uğurmuş onun elini kesmiş, bu da kalkmış adamı öldürecek. Yok. Nihayet onun elini kesmişsen onun elini kesebilirsin. Diyetini alırsan, ama kalkıp da adamı öldürmeye hakkın yok. Yapacak olursa elini tutun. Yani bırakmayın. فَاِنْ قَبِلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ, bu üçten birisini kabul eder de affetti yahut da kısas etti yahut da diyetini aldı. ثُمَّ عَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ, ondan sonra bunların birisini kabul ettikten sonra kalktı tecavüz etti. Mesela kısası yapmışken gitti o cemaatten bir adam daha öldürdü. Yahut da adamın elini kesmişti, elini
tuttu, kesti, döndü, adamı öldürdü. Böyle tecavüz ederse o tecavüz eden adam için cehennem orucudur. Ne olduğu halde? Haliden fiha, cehennemde ebedi olduğu halde. Nasıl ebedi? Muhalleden hiç çıkmamak. Haliden muhalleden cehennemde kalır. Yani demek ki bu adam nasıl ebedi kalıyor? Ehkam-ı ilahiyeyi inkar ediyor. Allah'ın hükmünü, Resulullah'ın emrini kabul etmiyor. Onun için ebedi cehennemde kalıyor. Kabul etmiyor. Yani heçe sayıyor onu. O vakit irtidad oluyor. Mürted oldu mu ebedi cehennemde kalıyor. Çünkü bu adam eğer mürted olmasa Allah'ın emri neredeyse orada durur diyor. حدثنا علي بن مابت قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن أبي إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن العمد قصدا يفلن يرالرد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية ففي هذا الحديث بحديث شريف تقوله جدرك أن حكم الجراح جراح يرانن حكمي öyle cirah ki el-amd, kasten yapılan yaranın hükmü ne de olucudur? Fîmâ bir şeyde ki yecibu vacib olur fî kullu vâhidin minhumâ, bunların her ikisinin her birinde, ikinin her birinde vacib olur. Neden o da? Minel kısas ve diye, ya kısas ya kutta diyet. Diyet. Affederse eder, etmese ya kısas yaptıracak ya kutta diyet alacak. İşte hadis bunu beyan ediyor. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahip oldular ki لأن الرجل bir adam إذا قتل عمدا قصدًا öldürürse فوليه بالخيار onun velisi muhayyerdir بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص ya affedecek yahut diyetini alacak yahut kısas edecek bu şeyin arasında muhayyerdir رضي بذلك القاتل أو لم يرضى قاتل buna razı olsun olmasın esas ihtilaf mahalli burası. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بَعَد۪ي الْاَسَرِ bu eserler de ihticac ettiler. Mesela adam diyor ki yahu ben kısas edeceğim. İlla öteki de diyor ki hayır ben buna razı değilim, ben diyet vereceğim. Şimdi katilin mi rızası alınacak yoksa mektulun velisinin mi? Mektulun velisi. Mektulun velisi muhayyerdir. İsterse kısas ettirir. Yok dese ki illa diyet vereceksin. Hayır ben diyet vermiyorum, beni kısas ettir, ben diyet vermiyorum dese velinin mektulü, mektulün velisi muhayyerdir. Ya affeder, ya kısas ettirir, ya diyetini alır. İhtilaf nerede geliyor? Aşağıda geliyor ki diyette katilin rızası şarttır. Katil evet ben diyet vereyim derse icbar edilir, yoksa icbar edilmez onu. Buna göre diyor icbar edilir. Adam diyeti versin derse hakim icbar eder. Get bunun diyetini getir. İlla beni kısas etsin. Yok adam diyet istiyor. Yani olur ya bazı adam hayatından bezmiş, bezerdi illa beni öldürsün der. O mektulun evliyası diyet derse hakim diyeti icbar eder. İkinci kavle göre icbar etmez. Şimdi geliyorum. Ve halefen fî zâlike âkharun. Başkaları bunda muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki leyse lehu mektulun velisi için olmadı en yahuze diyete, diyeti almak illa bir rıdail katil, illa katilin rızasıyla olur. Katil razı olursa diyete onu alır. Razı olmazsa alamaz. Ya affedecek ya kısas ettirecek. Peki bunların delili ve kâne minel hücceti lehum. Bunların hüccetindendir ki enne kavlehu ev yahuze diyete. Hadiste yahut da diyeti alır. Kavli şerifi قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ caiz ki ola عَلَى مَا قَالَ لَهْرِ الْمَقَالَةِ الْوَلَى birinci mezhebin sahiplerinin dediği gibi ola. Yani adam muhayyerdir. Diyet istedi mi hakim icbar eder, diyeti alır. Böyle olmak caiz. وَيَجُوزُ اَنْ يَخُذَ الدِّيَةَ caiz ki başka bir mana ola. O da nedir? Diyeti ala. اِنْ اُعْتِيَهَا kendisine diyeti verilirse ala. Katil razi. Ben diyet vereyim derse o vakitte alsın. Bu manaya gelir. Yoksa cebren ben alırım manasına değil. Kema yukalu bir raculi bir adama denilir ki huz bir deynik senin bende alacağın var ya bunu al. İnşiite derahime istersen dirhem olarak al ve inşiite denanire isterse altın olarak al.
Ve inşi taruden, istersen eşya olarak al. Adamın mesela 1000 kuruş borcu var. İsterse onun yerine altın alsın, isterse eşya alsın, isterse para alsın. Bunun gibi. Ve leyse yuradu bizalik. Bununla murat edilmedi ki ennehu yahuzu zalik. Bu icbar edilir. İlla bundan 3 dinar al, eşya al. İlla sen icbar edilmez. Bu adam diyor ki hayır. Sen bunları teklif ediyorsun ama ben verirsemse sen alırsın, vermezsemse olmaz. Bu manaya gelir. وَلَيْسَ يُرَادُ بِذَٰلِكَ اَنَّهُ يَقُلُ ذَٰلِكَ رَضِيَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الدَّيْنُ اَوْكَرِهِ O alacaklı adam, kendi aleyhinde, kimin üzerinde borç varsa, o radi olsun olmasın. وَلَاكِنْ يُرَادُ اِبَاحَةِ ذَٰلِكَ Yani bu mübah kılınıyor. لَهُ وَنَا اِنْ اُعَتِيَهُ وَنَا verilirse. Yani alacaklı diyor ki, yahu gel borcunu al. İstersen dirhem al, istersen eşya, istersen bu. Ne demek? Yani seni mübah kılıyorum. Adamın alacağı neydi? Altını değil. İcbar edilir mi ki illa gel bunu yerine gümüş al? Yok. Yani mübah kılıyor. Alırsansa, sana verirlerse alırsan. Vermezlerse, senin borcun neyse onu alırsan. Bu da o kadirde. Fe in gâle fâil burada kalsın. Allah-u Teala alem sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan alalım da ve halifun fi zalika aherun fe qalu leysa lahu an ya'khudha diyata illa bi ridail qatil. Katil adamı öldürürse yahut da bir azasını keserse ne lazım gelir? Ya affedecek, ya kısas yapacak, yahut diyetini alacak. 3 şeyin birisinin arasında muhayyerdir. İsterse adam kısas ettirir. Yok istemezse illa diyetini ver diye diyetini alır. Yani hüküm kimin elindedir? Mağdurun. He? Mağdurun. Mağdurun. Mağdurun elindedir. Şimdi bu ikinciler diyorlar ki hayır. Hüküm katilin caninin elindedir. Bu öteki adam 3 şeyin arasında muhayyer ama eğer cani razı olursa yani razı olursa diyet verir. Yoksa kısas etti çıkar. Affede zaten dedikodu yok. Affederse eder. Etmezse tereddüt eden vacip olan şey kısastır. Eğer cani diyete razı olursa diyet alır. Yok cani diyete razı olmazsa öteki mağdur olan tarafıyla bana diyet vereceksin diye ona zor diyemez. Ve kâne minel hücceti lehum. Evet. Katilin rızası diyette şerttir diyenlerin behen olan hüccettendir. Enne kavlehu ev yâhudu diye. Evet, mağdur. Diyeti ala yahut. Bu ibaresi قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ عَلَى مَا قَالَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Mekale-i Ula'nın dediği gibi, bunların dediği gibi ola bu hadisin manası. Yani muhayyerlik mağdur tarafınadır. Katıl sahibi o tarafına. Ve yecuz en yahuza diyete in u'tiyaha. Bir de caiz ki o mağdur olan taraf alır diyete ama eğer katil verir ise alır. Yok vermezse alamaz. Bu manaya da gelir. Kema yukalu lirraculi. Nitekim bir adama denilir. Huz bideynik. Sen alacağın karşısında al. İn şiite derahime. Dilersen gümüş al. Ve in şiite denanire. İstersen altın al. Ve in şiite aruden, istersen eşya al. Ya senin bende alacağın yok mu? He, al canım. İstersen gümüş al, istersen altın al, istersen eşya al. Böyle dese, 3 şey arasında muhayyer koysa, şimdi bu, öyleyse ben illa altın alırım diyebilir mi? Farz et ki o adamın borcu gümüş. Mesela 100 dirhem gümüş. Adam böyle dedi diye illa ben senden altın alacağım yahut da eşya alacağım diye icbar edemez. Senin alacağın gümüştür. Gümüşü icbar edebilirsin. Bu manaya gelir. Ve leyse yuradu bizalik. Bununla murad edilmez ki ennehu yahuzu zalik. Bu alacaklı isterse gümüş alır, isterse altın alır, isterse eşya alır. Bu adam böyle mübah kıldı ama fakat muhayyerlik gene kimdedir? Veren adamdadır. İlla alacaklı da değil. Evet. Bu adam bunu alır. Radiyellezi aleyhi deynu evkeriye. Borçlu isterse razı olsun, ister olmasın. Zaten sen böyle dedin ya, ben gümüş yerine altın alacağım diye icbar edemez. وَلَكِنْ يُرَادُ اِبَاحَةُ ذَٰلِكَ Bunun
mübah kılmak murad edilir. Lehu o alacaklıya in u'atiyehu kendisine verilirse. Yani borçlu orada eğer razı olur da gel senin alacağın gümüş ama ben onun yerine o hesaptan altın vereyim yahut da eşya vereyim diye razı olursa alabilir, mübahtır. Yoksa icbar edemez. Şimdi burada bir sual var. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam yetiraz etse dese ki وَمَا حَاجَتُهُمْ اِلَى ذِكْرِ هَذَا bunu zikretmeye ihtiyacınız neydi ki siz bunu zikrettiniz? قِيلَ لَهُ ona denilir ki لِمَا ol bir şey için bunu zikrettik ki فَدْرُوْ يَعْنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. Bir hadisi şerif var. O hadisi şerif için biz bu kaydı getirdik. Katilin rızası şarttır dedik. Hadisi şerif nedir? Şu. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'u, an Amr ibni Dinar'in, an Mücahid'in, an İbni Abbas'ın kâle. Abdullah ibn Abbas dedi ki, kâne l-kisâsu fî Beni İsrail. Beni İsrail'de kısas var idi. وَلَمْ يَكُنْ ف۪يهِمْ دِيَتُنْ onlarda diyet yok idi. Bir adam bir adamı öldürdü mü muhakkak kısas edilecek. Yerine diyet verelim, yok, yoktu. İlla kısas lazım. Bir adam bir adamın elini kesse eli kesilecek. Diyet yoktu Beni İsrail'de. Diyet Hazreti Peygamber Efendimiz'in ümmetine verildi. Yani bu ümmete bir iyilik olmak üzere. فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu لَهَذِي الْاُمَّةِ اُمَّةِ مُحَمَّدَ ne buyurdu? اِسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ وَالْاُنْسَ بِالْاُنْسَ وَالْجُرُوحَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَّاهُ اِلَيْهِ الْاِحْسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاسُ yok mu orada? Yok, bir daha okuyor. O başka yerde mi? كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْسَ بِالْاُنْسَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءُ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ Şimdi Cenab-ı Hak bak ne buyuruyor? Kütübe aleyküm sizin üzerinize yazıldı yani farz kılındı. Ney? El kısasu kısas farz kılındı. Nerede? Fil katla katla da birbirlerini öldürürlerse sizde kısas farz. Öldüren adamı sizde öldürürüz. El hurru bil hurri. Hür adam hür öldürürse hürri hürri mukabilinde kısas ederler. Vel abdu bil abdi, köleyi kölenin karşısında kısas ederler. Vel ünsa bil ünsa, kadını kadının karşısında kısas ederler. Şimdi burada da bir mesele var, gelecek ya. Bir adam hür, fakat köleyi öldürmüş, kısas edilir mi edilmez mi? Yahut da kadını öldürmüş, erkek kadını öldürmüş, kısas edilir mi edilmez mi? Bu da mezhepler arasında ihtilaf değil. O ihtilaf ayrıca gelecek. Şimdi yalnız kısas var mı yok mu? Kısas var. Sonra fettiba'ın bil me'ruf. Yok, o adam kısastan affederse me'ruf ile ona ittiba edecek. Yani alacak ve eda'un ileyhi bi ihsan. O da ihsan ile o diyeti ödeyecek. Bak, işte diyet burada geliyor. Ümmet-i Muhammed'e Cenab-ı Hak ihsan eylemiş. Femen ufiye lehu min ahihi şeyyun. Evet. Femen bil kimsek ufiye affolundi. Lehu kendisi için min ahihi o kardeşi tarafından yani mektulun velisi tarafından şeyün bir şey affedildiyse o vakitte ne edecek? Diyetini yani affettiyse affetti. Affetti ne olur? Affettiyse diyet tereddüb eder. Şimdi esas incelik burada. Affettiyse diyet tereddüb eder mi etmez mi? Burada da bazılar diyor ki affettiyse daha affetti daha diyet tereddüb etmez. Bazıları da diyor ki hayır madem kısası affetti, affettiği gibi diyet tereddüb eder. Vel affu, affu nedir? Vel affu, affu nerede olucudur? Fî en yakbele diyete fil amdi. Kasti olan bir katilde diyeti kabul etmek bu affudur işte. Adam bir adamı öldürdü, onu getirdiler, kısas edecekler. Bu ölen adamın velisi geldi dedi ki ben affettim. Affettim dedin demek ne demek? Yani ben diyetini kabul ediyorum demektir. Öyleyse diyetini alır verirler. Bu demektir. Şimdi Abdullah ibn Abbas'ın bu rivayetine göre bir adam affetti mi diyeti vacip ondan alınacak. Ya bu affetti ama diyeti affetmez ki.
bu rivayete göre diye tereddüt eder. ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ. İşte bu hüküm de, yani kısası affedip de diyeti almak, Rabbiniz tarafından size bir tehfiftir. Beni İsrail'de olmayan bir hüküm ümmeti Muhammed'de oluyor ki bu tehfif. Beni İsrail'de illa kısas edilecek, çare yok. Ama ümmeti Muhammed'de birisi evliyanın, evliyayı mektulun birisi diyete razı oldu mu hepsi diyet almaya mecburdur. Evet, tehfifte neden? Mimma ul bir hükümden ki kâne kütübe alâ men kâne kablekûn. Sizden evvelki ümmetler üzerine farz olan hükümden tahfif. İşte buna ne derler? Nasih mensuh. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diğer ümmetlerde kısası emretmiş, diyeti kabul etmemiş. Diyet yok. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz'in ümmetine Cenab-ı Hak tahfif ediyor. Diyor ki evet, kısas var ama diyet ödenirse bu da caiz. Bu da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından size bir ihsan, bir tahfif. فَاَخْبَرَ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. İşte Abdullah bin Abbas haber verdi ki enne beni İsrail'e, beni İsrail lem yekun fihim diyetun. Onlarda diyet olmadıydı. اِيْ اِنَّ ذَٰلِكَ. Bu diyet almak كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ. Onlar üzerine haram idi. اَنْ يَأْخُذُوهُ. Diyeti almak haram idi. Kısası terk etsinler de yerine diyet alsınlar, onları haram idi. اَوْ يَتَعَرَّدُوا بِالدَّمِ بَدَلًا. Yahut da dem mukabilinde bir bedele taarruz ederler. O adı bir adam bir adamı öldürmüş, ona bedel olarak bir şey verecekler de onu affettirecekler. Bu da haramı değil. اَوْ يَتْرُكُوهُ. Yahut da kısası terk ederler de affettik diyeler. Bu da haramı değil. İlla kısas şart. Affettim demekle de olmuyor. حَتَّى يَسْفِكُوهُ. Hatta o öldüren adamın kanını dökmedikçe. Beni İsrail'de hüküm böyleyim. İlla öldüren adam öldürülecek. وَاَنَّ ذَٰلِكْ. Bu مِمَّا كَانْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ. Onların üzerine yazılı olan hükümlerden idi. فَخَفَّفَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ هَذِي الْاُمَّةِ. Cenab-ı Hak bu ümmetten tahfif etti. وَنَسَخَ ذَٰلِكَ الْحُكْمَ. O hükmü nesk eyledi. بِقَوْلِهِ. Cenab-ı Hak kendi kavli şerifiyle nesk eyledi. Hangi kavli şerifi nesk ettiğini? Estaizu billah. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. İşte bu ayet-i kerime ile evvel köküm nesk edildi. Manası, فَمَنْ bir kimse ki, yani bir katil ki, عُفِيَ اَفْوَلُنْدِ لَهُ o katil için, مِنْ أَخِيهِ kardeşi tarafından, kardeşi kim? Velisi. Mektulun velisi. Mektulun velisi tarafından affedildi. Şeyün bir şey. Ne demek bu? He? Yani din kardeşi. Din kardeşi ama maksadı bu yani öteki. Öz kardeşi değil. Din kardeşi. Onu velilik yap. Evet. Onu veli ve mektulun velisinde. Yani zahir doğurur ki öz kardeşi manasına gelir. Yok. Evet. Fettiba'un bil ma'ruf. Ma'ruf ile ona ittiba eder. Ona zulmetmeye, o adam diyete razı oldu diye ondan da fazla istemeye. Ya hakkını isteye neyse, bir adamın kıymeti, diyeti neyse o kadar isteye, fazla istemeye, maruf ile. Ötekine de terettüb edenler ve edâvun ileyhi bi ihsan. Öteki de ona ihsan ile, iyilikle o diyeti ödeye, onu zahmete koşmaya. İşte bu ayeti kerime ile Beni İsrail'de o kısas hükmünden başka birisi caiz değildir, o hüküm nesledildi. Mânâhu izâ vecebel edâ. Eda vacib olduğu vakıtta evet, o edayı ihsan ile yapar. İşte Abdullah İbni Abbas'ın bu rivayeti olduğu için diyor biz zikrediyoruz. Ve senübeyyini biz beyan ederiz. Mâ kîle fî zâlik. Bu mesele hakkında denilen şeyi fî mevdi'i min hâdel bâb inşallah. Yerinde bu mesele hakkında izahat vereceğiz diyor. İleride gelecek. Febeyyene lehum. Onlara beyan eyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zâlike eyda buni ala hadil cihet. Bu cihet üzerine Resulullah Efendimiz beyan eyledi bu ayeti kerimenin manası mucebince. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki men kutile lehu veliyyun. Men bir kimse ki kutile katledildi.
öyle adam ki lehu veliyyun, onda bir velisi var. Fehve bil hıyar, o veli muhayyerdir. Beyne en yaktasse, onu kısas etmek arasında. Ev yafu affetmek, ev yahuz et diye yahut da diyeti almak. Resulullah Efendimiz işte o ayeti kerimeden alarak bu hükmü beyan etti. Mektulun velisi üç şey arasında muhayyerdir. Ya kısas eder, ya affeder, yahut da diyeti alır. Elleti öyle diyet ki übihet mübah kılındı lehâzi ümmeti, bu ümmete mübah kılındı. Çünkü Beni İsrail'de diyet yok değil. Ve ceale ve ceal ve cu'ile kılındı lehum, bu ümmete ehsuha diyetin ehsi kılındı, yani helal kılındı. İzâ u'tuha, ona verilirlerse, yani verirlerse öteki katil tarafından verirlerse alması helaldir. Vermezlerse icbar edemez. İlla bana diyet vereceksiniz diyemez. Ya kısası, senin hakkın kısastır. Al, senin kısasını yaptır, kurtar. Şimdi bu olabilir. Mesela bir adam gitmiş, bir adamı öldürmüş. Ben bu adamı alıp öldüreceğim. Niye alayım, öldüreyim? Bunun diyetini bunun kavmi kabilesinden alırım. Kavmi kabilesi de adam, şerli adam. Tut, öldür, bundan sen bizi kurtar. Biz bunun diyetini niye verelim diye mahkemeye düştüler. Hakim nasıl hükmedecek? İhtilaf burada. Bu birinci kavle göre diyor ki mektulun velisi muhayyerdir. O diyeti zorunla onlardan alabilir. Ya affeder, ya kısas ister, ya onlardan diyeti zorunla alır. Hakim eğer o birinci kavl üzerine hükmederse, ona sonra ne istiyorsun diyeti, onlardan diyeti cebren toplar. İkinci kavle göre hayır. Diyor ki zorunla diyet alamaz. Eğer onun kavmi kabilesi razı olurlar, biz diyeti vereceğiz derlerse, o adam diyet alması helaldir, alabilir. Yok, vermezlerse onun hakkı kısastır. Kısastan başka bir şey talep edemez. Hâdâ veçhün, işte bu bir vecihtir ki yehtemiluhu hâdâl hadis. Bu hadis, buna da ihtimali var. Yani diyet helaldir eğer katil tarafı verirse. Katil verirse helaldir. Bu manaya, bu ihtimali de var. İki ihtimal var. Mektulun velisi hürdür üç şey arasında. İsterse diyeti cebren alabilir. Hadisin manasında bu da var. Bu ikinci dediğimiz de var. Verirlerse alır. Veleyse li ahadin, hiçbir kimse için olmadı. İzâ kâne hadisun mislühâza, bunun gibi bir hadis olursa, öyle hadis ki yehtemülü veçheyni mütekâfi'eyni, birbirine mütekâfi emsal, iki veçhe mühtemül olan bir hadis olursa, hiçbir kimse için caiz olmadı en yatifehu, o hadisi atfede ala ahadima, iki mananın birisine dune lahar ötekine değil. Bir hadis geldi, hadiste iki türlü mana çıkıyor, ikisi de mütekafi, mütekafi yani birbirinin emsali, bir tarafı racih değil, esbabı tercih eden bir şey yok. Hiçbir kimsenin haddü selahiyetinde yoktur ki illa bu hadisin manası budur da bu değildir diye. Yok, hadiste iki ihtimal var. İkisi de birbirine küfürdür. Binaenaleyh Resulullah Efendimiz'den başka hiçbir kimse onun birisini alıp birisini terk edin yapamadı. Evet. İlla bi delilin min gayrihi. İlla başka taraftan bir delil bulacak da o mühtemil olan hadisin iki manasından birisini alacak. Neyle? Tercih sebebiyle. Delil olacak. Delil de ya Kur'an'dan olacak ya hadisten olacak. Evet. Öyle delil ki yedüllü, delalet eder ki enne manahu, o hadisin manası ala ma atefehu aleyhi, o adam hangi tarafa atfettiyse hadisin manası odur diye başka bir delil bulursa o diyecek yok, tercih etti. Hadisin iki manaya ihtimali var ama hariçten başka bir delil var ki bu hadisin manası budur, o vakitte diyecek yok. Öyleyse şimdi bu diyet meselesinde baktık, bu ayeti kerime var, hadis de var. Hadisin iki türlü manası var. Hariçten bir delil bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Birinci, kavle sahip olanların davası mı kuvvetli, ikinciye gayrı olanların mı davası kuvvetli? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ, biz buna nazar ettik. هَلْ نَجِدُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا, bundan bir şey bulabilir miyiz? Öyle şey ki yedüllü, delalet eder, عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ, bu iki manadan birisine delalet eden bir delil bulabilecek miyiz? Bunu araştırdık. فَقَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى, birinci mezhep sahipleri dediler ki, şimdi birinci onlar delil getirdi. فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu,
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الآية. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede böyle buyurdu. Eğer mektulun velisi bir şeyi affederse onu maruf şekilde istesin, alsın, öteki de onu ihsan versin, ihsan ile versin, iyilikle versin. ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Bu sizin Rabbinizden size bir tahfiftir ve rahmetün rahmettir. Yani kısasın, adam öldürmenin kaldırılması için diyet bir vesile oluyor, bir ihsan oluyor. فَاَخْبَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِي الْاَيَةِ. Bu ayette Cenab-ı Hak haber verdi ki اَنَّ لِلْوَلِيِّ. Mektulun sahibi için caizdir. اَنْ يَعْفُوَ اَفْفِلَ اَوْ يَتَّبِعَ الْقَاتِلَ يَقُدْ da قَاتِلَ تَابِ olan. Yani ondan isteye, diyeti isteye. بِاِحْسَانٍ اِحْسَانِ لَا. فَاسْتَدَلُّوا. Ulema istidal ettiler. O birinci kavle sahip olanlar. Bizalik bu ayeti kerimeyle اَنَّ لِلْوَلِيِّ veli için orucudur. اِذَا عَفَى affettiği vakitte اَنْ يَخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِلِ. Katilden diyeti alır. Ben affettim, diyeti alacağım. Öyleyse onun hakkıdır, alır. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِشْتَرَتَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ فِي عَفْوِهِ عَنْهِ. Onu affederken şart koşmadı. Bak, diyet miyet meselesi konuşmadı. Affettim dedi. Fakat sonradan ben diyeti isterim. Hakkıdır. Yahu sen bunu affettiğin vakitte şart koşmadın. Diyet meselesini söylemedin. Binaenaleyh biz vermeyiz diyemezler. Şart koşmasa bile onun hakkıdır. Affettikten sonra alabiliyor yine, öyle mi? Alıyor da cebren alıyor. Mesele orada. Alacak. O var ki parayı da affediyorum. Şart koşarsa alamaz. İşte ben parasız, bedelsiz affettim. Hayır. Affettim diyor ama diyeti alacağım, almayacağım onu da hiç konuşmamış. Şart koşmamış. Fakat affettikten sonra onun hakkıdır. Ben affettim, onu kısas ettirmedim. Fakat diyeti verin. İddava edip alabilir. Katil de diyor ki beni kısas ettiriyor. Ben diyet veremem. Yahut katilin tarafı. Şimdi bu birinci kavuz sahipleri diyor ki hayır. O diyeti cebren alır. İkinci kavuz sahipleri diyor ki katil razı olursa verirse alır, vermezse alamaz. Onun hakkı kısastır. Mesela bir ihtilaf oldu. Evet. قِيلَ لَهُمْ. Bunlara denilir ki مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا زِكَرْتُمْ. Sizin zikrettiğinize bunda delil yoktur. Adam affetti de şart koşmadı mı diyeti alır diye bu ayette bir delil yok. وَقَدْ يَحْتَمِلُ ذَٰلِكَ وُجُوهًا. Bu ayet bir takım vecihlere muhtemel olur. Şimdi bak, tefsire geçti. Şimdi bu ayetten kaç türlü vecih çıkıyor tefsir. Birisi diyor اَحَدُهَا وَجِهْلَرْدَنْ. Birisi مَا وَسَقْتُمْ. Sizin dediğinizdir, vesfettiğiniz ki affetti mi, affettikten sonra ben affettim fakat diyeti alırım. Bu manaya gelir. Bu ayetten bu çıkar. وَيَحْتَمُلَ اِذَا. Yine başka bir manaya muhtemel olur ki فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ عَلَى الْجَيَةِ اللَّتِي قُلْنَا. Bizim dediğimize gider. Affettikten sonra eğer katil razı olursa diyet vermeye diyet alır. Bu manaya da gelir bizim dediğimiz. بِرِضَاءِ الْقَاتِلِ. Katilin rızasıyla اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ. Ondan affede. Nevzen ala ma yuhazu minhu. Katil mal veriyor, diyor ki al, alın bu mali de beni kısastan affedin. İşte bu ikinci kavlin dedikleri de bu. Buna da gelir, bu ihtimala da gelir. وَقَدْ يَحْتَمُلَ اِذَا. Gene bu ayet-i kerime üçüncü ihtimalle mühtemil olur. اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكِ. Bu ola فِدَّمِ الَّذ۪ي. Ol bir katil hakkında, kan hakkında ki يَكُونُ بَيْنِ cemaatin, cemaat arasında olur. Ne gibi? Evliya-i mektul bir şahıs değil, birkaç şahıs. Öldürülen adamın vereseleri birkaç kişi, böyle cemaat olursa ordu olur. فَيَعْفُ أَحَدُهُمْ. Birisi affeder. Ben kısas etmiyorum diye affeder. فَيَتَّبِعُ الْبَاقُونَ. Öyleyse kalanlar, diyelim beş kişi ise birisi affetti, kaldı dördü. Bunlar tabi olurlar. الْقَاتِلَ. Katile ittiba ederler, onun peşini yakalarlar. بِحِسَاسِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ. Diyetten kendi hisselerini isterler. Beşten birisi affetti, ben istemiyorum dedi. Kalan dördü, dördü diyor, gider kendi hisselerini alırlar. Bir de bu ihtimal var. O da ne ile? بِالْمَعْرُوف. Onu nun yazmış ama me'ruf olacak. Fayakın. Me'ruf ile. Yani zulmek etmemek şartıyla. بِالْمَعْرُوف.
ve yuedda zalike ve yuediye zalike ileyhim bi ihsan. O katil de onu ihsan ile onlara verir. Bir de üçüncü ihtimal da bunda olur. Yani diyet olur ama cemaatten birisi affeder, ötekiler de diyeti alırlar. Hadihi tevilatun. İşte bu üç tevil, bu ayeti kerimenin tefsirinde üç tevil var. قَدْ تَأَوَّلَتِ الْعُلَمَا هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْهَا. Ulema bu ayeti kerimeyi bu üç tevil üzerine tevil eylediler. فَلَا حُجَّةَ ف۪يهَا. Bunda bir hüccet delil yoktur. لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ. Bu ayeti kerimede ulemanın bazısının lehine bazısının aleyhine bir delil çıkmaz. Niye? Ayeti kerimenin tevil üç türlü oldu. Tevil üç türlü müsavi şekilde olduğundan illa bunun manası budur denilmez. Ve üç tevilin hiçbirisi diğerine tercih edilmez. İlla bir delilin ahir, illa başka bir delil ile. Öyle delil ki fi ayetin uhra, başka bir ayette bir delil getirilecek ki ha bunun manası, bu ayetin manası şudur, bak şu ayet şunu tefsir ediyor. Öyle ayet ki müttefakin ala tevilâ, o ikinci delil getirdiğimiz ayetin tevilinde manasında ittifak hasıl olur. Onda da böyle ihtimalli manalar olmayır. Müttefakun aleyh olursa tamam, o ayet bunu tefsir eder. Ev sünnetin, yahut da sünnetten delil getirilir, ayetin manası olduğunu sünnetten alırız. Ev icmain, yahut da icmadan alırız. Eshabın icma yahut da ulemanın icma var ki ayetin tefsiri bu. Ha, o vakıtta bu ayeti kerimenin tevillerinden birisi alınıyor. Öyle dâle tayin değil. Ve fî hadîs-i Ebî Şüreyhan'ın Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki yukarıda Ebu Şüreyh'den rivayet geldi ki Peygamber Efendimiz'de fâhve bil hıyâr, mektûlün velisi muhayyerdir. Beynen ya'fuve ev yaktule ev yahudet diye ya affeder, ya kısas eder, yahut diyet alır. Buna ne diyeceksin, muhayyerdir. Diyor ki fecu'ile affuhu, onun affi kılındı. Ne kılındı? Gayre ahzihi diyete, diyeti almadığı, aldığını gayri, diyeti aldığını gayri kılındı, affi kılındı. Yani yafıra ne demek? Diyetsiz affeder. Yahut da kısas eder, yahut da diyet alır. Öyleyse affi iki türlü oldu. Bir affediyor, diyet mukabili affediyor. Bir de diyet mukabili değil. Beleş affediyor. İşte bu hadisi şerifteki affı beleş affı. Hiç mal almadı. Dedikodu oldu. Şimdi Ebu Şüreyh'in gelen rivayetinde Peygamber Efendimiz diyor ki evliya-i mektul hürdü ya affeder. Ya kısas eder ya diyet alır. Halbuki ayeti kerimede getirdi ki Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etti ki affetti mi bir adam diyeti alır. Diyet onun hakkıdır. Burada hadisi şerifte afu alacak, bir de diyet alacak. Afu de diyet olduktan sonra daha diyeti niye zikretti? Ha, dedi ki madem burada diyet zikredildi, buradaki afu ile parasız affetmek, meccanen affetmek manasına geldi. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki ennehu izâ afa. Bu adam affederse, ben affettim derse فَلَا دِيَتَ لَهُ. Daha o katilin üzerine diyet yoktur. Tamam. Evet. وَاِذَا كَانَ لَا دِيَتَ لَهُ. O katilin üzerine diyet olmadı mı? اِذَا عَفَى عَنِ الدَّمِ. Evet. O mektulun velisi demden affettiği vakitte sebete bizarik. Bununla sabit olur ki اَنَّ الَّذ۪ي كَانَ وَجَبَ لَهُ. O velinin, mektulun velisine vacip olan, hakkı olan neydi? هُوَ الدَّمِ دَمِدِ. Onun hakkı onu kısas ettirmekti. Ve inne akhdahu diye onun diyeti alması, elleti ubihat lehu, ona mübah kılınan diyeti alması, huve bimana akhdaha, o diyeti almak manasındadır. Bedelen minel katri, katirden bedel olarak alması manasındadır. Vel ebdalu minel eşya, eşyadan bedel olan şeyler de lem necidha tecibu, biz onları bulamadık ki vacip olur. Yani bir iş, adamın bir kimse de alacağı olur da onun bedelini verecek. O şeyi vermiyor da bedeli. Şimdi adamın katilden alacağı neydi öteki mektulun velisinin sahibi? Dem, kısas. Alacağı oydu. O adam diyor ki peki araya girdiler, ıslah ettiler. Canım bunu kısas ettirme de bu kendi nefsinin bedelini versin.
bedelini, onun hakkı kısası değil, bedelini verecek. Bedeli de diye para verecek. Ha, bir de eşyaya baktık ki bir adam borçlu olduğu bir şeyin bedelini verecekse, orada ne lazım? Bu diyor ki لَمْ نَجِدْهَا تَجِبُ اِلَّا بِرِضَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ. O bedeli vermek kimin üzerine vacipse onun rızası şart. O da kim? Bedel veriyor. Katil. Katil diyet veriyor. Öyleyse onun rızası şarttır. وَرِضَاءِ مَنْ تَجِبُ لَهُ. Bir de alacak adam. O da razı olacak. İki taraf razı olacak ki ola. Senin bir adamda alacağın var. 100.000 riyal alacağın var. Adam da dedi ki gel benim bir seyyarem var. Yahut da şurada bir bahçem var. Bu bahçeyi bunun mukabilinde vereyim. Bir taraf razı olsa, bir taraf razı olmasa sahih olur mu? Olmaz. Hem alan adam razı olacak, hem veren adam razı olacak ki bu olur. Yoksa mahkemeye giderlerse onun ne kadar alacağı var? 100.000, 100.000'den başka bir şey yok. 100.000 riyal, riyal neyse. Ama bedele geldi mi tarafının rızası şarttır. Burada da bir iş böyledir. Madem alacaklının hakkı kısasıdır. Öteki katilin vereceği de kısasıdır. Bunu bedele çevirdiler, paraya çevirdiler. Öyleyse hem veren adam razı olacak, hem alan adam razı olacak. O vakitte söz kimin oldu? İkinci kavle sahip olanların oldu. Birinci kavle göre hayır. Katil razı olsa da olmasa da o diyet alır. Yok, değil. وَاِذَا سَبَتَ ذَٰلِكْ فِي الْقَتْلِ. Katilde bu sabit olursa, sebete ma zekerina, bizim zikrettiğimizde sabit olur. وَاَنْتَفَ مَا قَالَ الْمُخَالِفُ لَنَا. Muhalifin bize dedi ki müntefi olur. Yani vektulu velisi üç şey arasında muhayyer değil. İki şey arasında muhayyer oldu. Ya kısası alacak ya diyeti alacak. He? İki şey arasında mukayyer. Yani diyeti alırsa katilin rızasıyla alacak. Ama meccana nefederse onu da dedi. Yukarıdaki üçüncü bahsi şey bitti. Yukarıda üç şey var. Şey, o meccana nefretmek demek o. Meccana nefederse affeder. O şart koşarsa. Yok, meccana nefretmez de. Kısası affettim derse, kısası affettim derse gene diyet almak onun hakkıdır. Eğer onu da affettim derse affeder. Yoksa efendim sen kısası affettin, binaenaleyh diyet yok. Çünkü üç şey arasında muhayyerdin sen. Affu, kısas, diyet. Sen diyet zikretmedin, kısası da kaldırdın. Affettim dedin, bu üç şeyden birisi. O diyor ki oradaki affu şart koşmuş, şartına olur. Tamam. Yoksa diyet onun hakkı. وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ وَقْتَكُ olmadı. فِي مَحْتَجَّ بِهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. Birinci makale sahiplerinin ihticat ettiklerinde olmadı. لِقَوْلِهِمْ kendi sözlerinde مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ kendi davalarına delalet eden bir şey olmadı. Bunların getirmiş olduğu delilde kendilerinin delili yok. İnsan üç şey arasında muhayyer olmadı, iki şey arasında. Nazarına biz baktık. Şimdi birincilerin deliline baktık, onu çürüttük. Hellil aharine haberin, ikinci kavle sahip olanların lehine bir haber var mıdır? Öyle haber ki yedüllü ala ma qalu, dediklerine delalet eden bir haber bulacağız. Çünkü hadisin manası yukarıda dedik ya, iki manaya muhtemel. Birinci kavle sahipleri delil getirdi, onu çürüttü. İkinci kavle sahip olanların elinde de bir hadis var mı? Feyzen Ebu Bekrete ve İbrahim İbni Merzuket haddetana. Haddetana. Ebu Bekir ve İbrahim İmam-ı Tahav diyor ki bana rivayet eylediler. Kala dediler ki haddesena Abdullah ibn-i Bekir'in sehmiyyü. Abdullah ibn-i Bekir onlara rivayet eylemiş. Hal idi. İkinci bir senet daha getirdi. Ve haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. İmam-ı Tahav diyor ki ayrıca İbrahim ibn-i Merzuk bana rivayet eyledi. Kala haddesena Muhammed ibn-i Abdillah el-Ensari. Kala Abdullah Muhammed ibn Abdullah el-Ensari'den. Şimdi Abdullah ibn Bekir'in Sehmi ile Muhammed ibn Abdullah el-Ensari ikisi birleştiler. Kimden rivayet ettiler? Kâle haddesena Hümeydü Tabil. Enes ibn Malik ibn Nadır. Evet, Enes ibn Malik ibn Nadır'den rivayet eylediler ki enne ammetehu Enes ibn Malik'in, bu Peygamber Efendimiz'in hadimi olan Enes ibn Malik değil. Başka bir Enes ibn Malik. Onun için dedesinin ismini getiriyor Nadır. Enne ammetehu, onun ammesi, bibisi, Er-Rubeyya, ismi kadını Rubeyya.
Rubeyye latamet cariyeten bir cariye bir tokat vurdu. Eline. Fekeseret seniyyetaha, onun ön dişlerini kırdı. Fatalebu ileyhimul affe. Gittiler o cariyenin efendilerine, onlara dediler ki affedin. Bizim hanı vurmuşsun cariyenin dişlerini, kırmış. Affedin bunu dediler. Fe'ebav, onlar da iba ettiler ki niye bizim cariyenin dişlerini kırdı? Biz affetmiyoruz dediler. Vel erş, diyet verelim dediler. Affı olsa onun diyetini verelim. Fe'ebav, ondan da diyetini de almadılar. İllel kısas. İlla biz de dediler ki Rübeyye'nin dişleri kırılacak. Fahtasamu ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin huzuruna muhakemeye çıktılar. Feemera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil kısas. Peygamber Efendimiz onlara sordu ki affeder misiniz? Yok dediler. Diyetini alır mısınız? Yok dediler. Öyleyse bunun da dişleri kırılacak. Kısas ile emretti. Fakat şimdi Rubeyye Hanım'ın şeysi, babası bu Enes bin Malik. Enes fekal Enes bin Nadir, ya Resulallah, etükesseru seniyyetu Rubeyye, Rubeyye'nin dişleri kırılacak. La vellezi ba'seke bil hak. Allah Allah. Seni hak olarak, hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki la tükesseru seniyyetu, onun dişi kırılmaz. Peki bu adam Resulullah'ın emrine muhalif mi geldi? Yok diyor. Yani Allah-u Teala muhakkak bu Rubeyye'yi beraate çıkarır. Seni ya vahiy gönderir ya onların kalplerine rehfet, şefkat salar. Bunun dişi kırılmaz Resulullah'ın emrine muhalefetten dolayı değil. Feraseten kendisine öyle bir kanaat geldi ki bunun dişi kırılmayacak ama gene deva hallolur, olacak, nasıl olacak? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanes. Resulullah Efendimiz dedi ki yanes kitabullahil kısas, Allah'ın kitabı kısas. Bunlar affetmiyorlar, diyete de razı olmuyorlar. Allah'ın kitabında kısas emrediyor. Ben tebliğciyim, tebliğ ettim. Böyle dedi. فَرَدِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوُ. Bu sefer cariyenin tarafına, kalplerine şefkat geldi. Onlar razı oldular. Dediler peki, affedelim, affettiler. Yani yemini yerine geldi. Enes İbni Malik'in yemini yerine geldi. Hatta bu böyle olunca ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in yanında yemin etti. Sonradan da dava böyle hallolunca Resulullah Efendimiz baktı ki adamın yemini yerine geldi. Buyurdular ki inne min ibadillahi, Allah'ın kullarından orucudur. Men, bir kimse, yani bazı kimseler orucudur ki lev akseme, yemin ederse alallahi, Allah'a yemin ederse لَأَبَرَّهُ Cenab-ı Hak, o hani sözünde sadık çıkarır. İşte bu da onlarda. Allah'a yemin etti, Allah da Rubeyye'nin dişleri kırılmayacaktır diye Allah'a yemin etti. Allah da onu yemininde sadık çıkardı. Nasıl oldu? Cariyenin sahipleri affettiler. Mesela halloldu gitti. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ اَلَى بَعْدٍ. Ravilerin bazıları, bazılarında bunda ziyadeler var. Yani mana bu ibarelerde bazı ziyade noksan var. O başta. فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الَّذ۪ي حَكَمَ بِه۪ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Şimdi bu ikinci kavle gayet olanlar diyorlar ki vaktaki Resulullah Efendimiz hükmetti. Kime? اَلَى الرُّبَيَّعِ. Rubeyye, o hanım üzerine. Öyle Rubeyye ki kim için? لِلْمَنْزُوَعَةِ سَنِيَّتُهَا. Dişi kırılan o cariye için Rubeyye'nin aleyhine hükmetti. Evet, o hüküm oldu. Huva o hüküm. Ne oldu? El kısası, kısas oldu. Resulullah Efendimiz başka bir türlü hükmetti mi? Bu üç şeyin arasında muhayyer dedi mi? Demedi. Eğer muhayyer olsa o vakitte der ki ben diyetini vereceğim, icbar edecek. Ya ne ile hükmetti? Kısas ile hükmetti. Ve lem yuhayyirha beynel kısası ve ahzid diyeti. İsterse kısas ettirir, isterse diyeti alır. Evet. Onları yapmadı. Ve hâci Enes ibn-i Nadir حِينَ اَبَا ذَٰلِكَ. Enes ibn-i Nadir de bu vakitte heyecan etti, heyecana geldi. Fekale dedi ki, yani illa yemin etti, heyecana geldi de haybunun dişi kırılmaz dedi. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Fekale Hazreti Peygamber buyurdu ki يَا اَلَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِسَاسِ. Allah'ın kitabı kısas. O da emrediyor. فَعَفَ الْقَوْمُ. Cemaatte affettiler cariyenin tarafı. ف
felem yuqda lehum biddiyeti, diyet ile onlara hükmedilmedi. Madem affettiler, affedildikten sonra de haydi diyeti vereceksiniz onun birinci gönül sahiplerinin dediği gibi yok. Affettiği için. Şart koşmadıkları halde diyet alınmadı. Şimdi bu rivayette ne sabit oldu? Sebete bizarik bu rivayetle sabit oldu ki ennellezi yecibu bi kitabillahi azze ve cel, Allah'ın kitabıyla vacip olan şey ve sünneti Resulihi, Resul'ün sünnetiyle vacip olan şey fil amdi kasitte, kasten öldürmekte huvel kısasu kısastır. Vacip olan budur. Leennehu lev kâne yecibu, yecibu olacak. Lev kâne yecibu, eğer vacip olsaydı lil mücna aleyh, kendisine cinayet işlenilen mağdur taraf olsaydı, onlar için, onun için olsaydı el hıyaru beynel kısasi ve beynel afi, kısas ile afu arasında mukayyelik olsaydı, o da neden? Mimma ye'hudu bihil cani, ye'hudu mu olacak yok'hudu mu olacak bu? لَنَّوْ لَوْ كَانَ يَجِبُوا لِلْمُجْنَ عَلِيْهِ Mücna aleyh. Mesela bu meselede kim? Cariye. Cariyemize ne cinayet edilmiş? Evet. Onun için vacip olsaydı. اَلْخِيَارُ خِيَار. Yani o cariye muhayyer. Nerede? بَيْنَ الْقِسَاسِ وَبَيْنَ الْاَفْرِ Kısas ile akı arasında muhayyer. İsterse kısas ettirirdi. İsterse affederdi. Böyle muhayyer olsaydı. Evet. Mimma ya'hudu bihil cani. Ha tamam. Bu afı da neden? Mimma ya'hudu bihil cani. Caninin alacağı, canını alacağı diyet var ya. Cani olmaz. Cani alıyor. Cani, cani. Cani hem öldü hem alıyor. O yok adı, yok adı. Yok adı. O yanlış mekanı. Muakadedir. Yuak adı, yuak adı. Ve beynel, he? Yuak adı. بين القصاص وبين العف مما يؤخذ إلى olacak يؤخذ يؤخذ من ibare yemiş ha يؤخذ مما يؤخذ بالجاني ha aşağıdan mesela diyor batini tamim يؤخذ من الجاني ha oldu yani مما يؤخذ من الجاني oy bazı nüshalarda da o varmış caniden alınacak caniden alınacak maldan efur. Evet. İzen le hayyaraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O vakitte Peygamber Efendimiz onu cariyeyi muhayyer kılardı. Ve le a'lemaha onu ona bildirirdi. Neyi? Bima leha kendisinin hakkı olan şeyi ki entehtarehu min zalik. Senin muhayyersin. İstersen kısas ettir, istersen affet. İkisinden birisinden muhayyersin. Yahut diyet al yani. Eğer olsaydı böyle olurdu. Halbuki Peygamber Efendimiz ne dedi? Kitabullah el-kısas. Allah-u Teala'nın farzi kısastır dedi. Ela tera görmez mi senin? Ne hakimen bir hakim. Lev tekeddeme ileyhi racülün fi şeyin. Bir adam bir şey hakkında hakimin huzuruna çıksa. Öyle şey ki yecibü lehu fihi ahadü şeyin. Onda iki şeyin birisi ona vacip. Fesebete indehu hakkuhu. Hakimin indinde hakkı sabit olsa ennehu la yahkumu lehu hakim ona hükmetmez bi ahadi şey'eyni dunel ahar o adam iki şeyde dava ediyor şunu alacaksan da şunu almayacaksan diye hükmetmez ve innema yahkumu lehu ona hükmeder bi en yehtari ihtiyari de ma ahabbe min keza ve min keza bunların ikisini de gösterir hangisini severse onu alacak. Mesela öyle bir şey ki adam o iki şeyin birisini alacak. Hakkı. Hakim neyi hükmedecek? Diyecek ki bu ikisinden birisini ihtiyar et al. Hayır birisini veririm hakim demiyor. Birisini veririm birisini vermem. Hakimin öyle hükmetmeye hakkı yok. Eğer muhayyer ise adam ister onu alır ister onu alır. فَاِنْ تَعَدَّى ذَٰلِكَ Eğer hakim taaddi ederse bu meselede illa şunu alacaksın bunu almayacaksın. فَقَدْ قَصَّرَ tefsir etti an fehmil hükmü hükmün fehminden tefsir etti yani anlamadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahkemül hükema Peygamber Efendimiz de hükmedicilerin en ziyade güzel hükmedenidir yoksa ikisi de caiz olsaydı isterse kısas yaptır isterse diyet al onu ona tefhim ederdi yoksa illa sen
birisini alacaksan birisini almayacaksın demez diyor. Felemma hakeme bil kısas, vaktaki Peygamber Efendimiz kısas ile hükmetti. Ve akbara haber verdi ki ennehu kitabullahi azze ve celle, kısas Allah-u Teala'nın farzi, farz ettiği budur. Sebete lizalik, bununla sabit oldu ki ennellezî olbiş hüküm ki fî misli zalik, bu gibi şeyler vurucudur. Vel kısas, o kısastır. La gayruhu, başkası değildir. Feyüc'alu kılınır. La gayruhu. Felemma sebete hadel hadis, vaktaki bu hadis sabit oldu alama zekerine, bizim zikrettiğimiz veç üzerine ki hadisi izah ettik ya, demek ki bu hadiste çıkan mana kısas, kısastan başkası yok. Vecebe, vacip oldu ki en yu'tefe aleyhi, bu mana üzerine atfedile hadisu Ebi Şüreyh, Ebi Şüreyh'in evvelce rivayet etmiş olduğumuz hadis bu manayı atfedile. Ve Ebi Hureyre'te radıyallahu anh'a, bir de Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş oldukları hadisler bu manayı atfedile. Feyüce'ale kırına kavlu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli fehve bil hıyar beynen ya'fuve ev beynen yahtasa ev yahuzet diye, bu kavli şerifi kırına aler rıdai minel cani, caninin rızası üzerine kırına bi'ger middiyeti, diyeti, garamet ediyor, üzerine alıyorsa o vakitte diyet verilir. Bu manayı halledilir. Hatta tettefik me'ani hâzeynil hadisin, bu iki hadisin manaları müttefik olsun. Ve mana hadisi Enes'in radıyallahu anh, yani Ebu Şüreyh'in ve Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadisler ile Enes İbni Malik'in hadisi arasındaki manalar müttefik olsun. Fe'in kâle kâilun, itiraz eden bir adam itiraz etse, dese ki fe'innen nazara, kıyas yedüllü delalet eder alâ mâ kâle ehlül mekâletül ula, birinci söz sahiplerinin dediğine delalet eder. Birinci söz sahipleri ne dediler? Bir adamın mektulü olursa, yani başka birisi onun cemaatinden birisini öldürürse, o mektulün velisi muhayyerdir. Üç şeyin arasında muhayyerdir. Ya affeder, ya kısas ettirir, ya diyetini alır. Şimdi bu adam diyor ki, siz diyorsunuz ki hayır, iki şey arasında muhayyerdir. Ya kısas ettirir, ya diyet alır. Halbuki kıyas birinci mezhep sahiplerini teyit eder. Üç şey arasında muhayyerdir. Beynen yaf, evet. Ve zalik, bu da en alen nasi, nas üzerine vaciptir. En yestahyu enfusehum, kendi nefislerini hayata kavuştursunlar. Herkes kendi nefsinin hayatta kalmasını talep etmesi onun üzerine lazımdır. Fe izâ kâle, dediği vakitte ellezî lehu sefküddem, ellezî şul bir şahıs ki lehu onun için süfükeddem yahut sefküddem, kan onun için döküldü, yani ölü sahibinin sahibi, dese ki kad radîtu be ahdid diye, ben diyet almaya razı oldum dese, kısas ettirmiyorum, diyet alırım, razı olurum dese ve tereke sefküddem, kan dökmeyi terk etse, yani kısası terk etse vecebe alel katil, o vakitte katil üzerine vacip olur ney? İstihya-u nefsihi, kendi nefsini hayatta bırakmak ona vacip olur. Yani o diyeti vermesi ona vacip olur. Çünkü nefsini kurtaracak. فَإِذَا وَجَبَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ, onun üzerine nefsini halas etmek vacip oldu mi? اُخِذَ مِنْ مَالِهِ, onun malından alınır. وَاِنْ كَرِهَ, hoş görmese bile onun malından alınır. İşte öyleyse birinci mekale sahiplerinin, birinci mezhep sahiplerinin dediği çıktı. Adam ya affeder, hiç para almaz. Kısas da ettirmez, affetti. Yahut kısas ettirir, yahut da kısası bağışlar, malından alır. Bana diyetin parasını verin, ben kısas ettirmeyeceğim dedi de, katil de razı oldu mi? Katilin malından cebren alır, sonradan ben vermiyorum dese de kerhen alır. Halbuki ikinci mezhep sahipleri diyor ki katil razı olursa diyeti alır, yoksa alamaz. Onun rızasıyla alabilir. Fark burada. Fel hüccetü aleyhi fî zâlik, böyle diyen adamın aleyhine hüccettir. Enne alen nâsi, nas üzerine lazımdır. İstihyâ enfüsî,
kendi nefislerini hayata kavuşturmak onlara vaciptir. Kema zekerte, seni zikrettiğin gibi herkes kendi nefsini kurtarması ona lazımdır. Ne ile? Biddiyeti, diyet vermekle ve bima cavezet diyete, diyeti tecavüz eden daha fazla mali verip nefsini kurtarmak lazımdır. Olur ki diyet mesela 100 deve. 100 deveye razı olmuyorlar. İlla kısas isteriz. Adam ben 150 deve vereyim, 200 vereyim, tek kısas ettirmeyin. Fazla veriyor, o da lazımdır. İster diyet olsun, ister diyetten ziyade olsun, bir adam kendi nefsini kurtarması ona lazımdır. Ve cemii ma yemlikun. Bir de var ki adam bütün malını, mülkünü veriyor, tek kısas ettirmeyin. Bu da caiz. Sizin dediğiniz gibi. Fakat burada başka bir incelik var. O da ne? Ve kad ra'eynahu. Biz ulemayı gördük ki ecme'u, ulema icma iledi ki ennel veliyye, mektulun velisi, lev kâle lil katili, katile dese ki kad radîtu en âhuze dâreke hâdî, ben razı oldum, senin şu evini alayım, kısas affedeyim, alâ en la aktulek, seni öldürmeyeyim. Katile diyor ki bak burada kısas var, senin de güzel bir evin var, bu evi bana ver, seni kısas ettirmeyeyim. Ne şimdi diyeti neye bağladı? Evet. Böyle dese ennel vacibe, vacip olan alel katili, katil üzerine vacip olan nedir? İlla kısassa mı kessin, yoksa o evini versin de nefsini mi kurtarsın? Diyor ki vacip olan burada fîmâ beynehu ve beynallah, kendisiyle Allah arasında bir hukuka bakılıyor. O hukuk da nedir? Kendi nefsini kurtarsın, o evi versin. Evet. Nedir o? Et-teslimu zâlike lehû. O evi ona teslim etmek. Bunu kabul etmek. Ve hikunu demi nefsihi. Kendi nefsinin kanını muhafaza etmek. Allah ile kendi arasında hak olan, vacip olan budur. Fe'in eba. Adam iba ederse, razı değilim ben bu evimi vermem. Ölürüm, evimi vermem. Kısas edeceğim seni, öldüreceğim, öldür, ev vermem dese. Dese lem yücber aleyhi, icbar edilmez. İlla evi verir de nefsini kurtar diye icbar edilmez. Kendi rızasıyla verdiyse, verdi, vermediyse icbar edilmez. Bittifakihim ala zalik. Bunun üzerine ulemanın ittifakı var. O birinci mezhep sahiplerine diyor ki burada siz de bizim de berabersiniz. Adam evi istiyor, o da evi vermiyor. Kısasa razı oluyor, evi vermiyor. Bunun da olur. Öyle bir hal olur ki ev büyük bir imari olur. Adamın çoluk çocuğu çok olur. Evi verecek olsa çoluk çocuk perişan olacak. Ulan ben öleyim de çoluk çocuk perişan olmasın. Yani olur bu da. Öyleyse adam icbar edilir mi ki illa bak sen hayatta kalacaksın, kısastan kurtaracaksın, ver bu evi. Yok, icbar edilmez. Her iki mezhep sahibi de bunda müttefik. وَلَمْ يُوْخَذْ مِنْهُ ذَٰلِكَ كَرْهَنْ. O ev ondan cebren alınmaz. فَيُدْفَعِ اِلَى الْوَلِي. Ondan cebren alına da o mektulun velisine verilen yok. Demek bunda ittifak oldu mu olmadı mı? Şimdi ikinci mezhep sahibi birinci mezhep sahiplerine diyor. Bunda ittifak var. فَكَذَٰلِكَ الدِّيَتُ. Diyet de böylecedir. اِذَا طَلَبَهَا الْوَلِيُّ. Veli diyeti talep etse, mektulun velisi, فَاِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ. Katil üzerine vaciptir. فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Kendisiyle Allah'ı arasında olan hukuka nazaren, evet, o diyeti vermesi, verip en yestahiye nefsehu biha, o diyeti vermekle kendisinin hayatta kalmasını temin etmek ona vaciptir. Ve in eba zalik, fakat adam diyeti vermeden iba ederse, vermiyor, kısas ettir derse, lem yücber aleyh, onun üzerine icbar edilmez. Diyet de böyledir. Nasıl? Evi illa ver diye icbar edilmezse, öteki bildiğimiz adi diyeti de öyle vermezse icbar edilmez. وَلَمْ يُوْخَذْ مِنْهُ كَرْهَنْ. Kerhen ondan diyet alınamaz. Bu ikinci mezhebin delili oldu. Peki, ثُمَّ رَجَانَا اِلَى الْمَقَالَةِ الْعُولَى. O birinci mezhebin sahiplerinin bir sözü var idi, ona döndük diyor. فِي قَوْلِهِمْ onların kavullerinde ki اِنَّ لِلْوَلِيِّ اَنْ يَاخُذَ الدِّيَةَ وَاِنْ كَرِهَ ذَٰلِكَ الْجَانِ. Veli için caizdir ki diyeti ala. Bunu cani, katil, kerih görse bile illa cebredip alabilir dediler. Buna ne cevap vereceksin?
bu kavle gelince فَنَقُولُ لَهُمْ onlara deriz ki لَيْسَ يَقْلُوا ذَٰلِكَ مِنْ اَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاسَتٍ bu ibare üç vecihin birisine ihtimali var. Üç vecihten başka bir dördüncü vecih yok. Evet. Veli diyeti alır. Cani, katil, kerih görse bile. Bunun manası nedir? Bunun üç türlü manası vardır. Birisi اِمَّا اِنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ bu ola yani veli, mektulun velisi cebren bu diyeti alıyor. Sebep لِأَنَّ الَّذ۪ي اُلْ بِالْحُكُمْ ki lehu o veli için olucudur. اَلَلْ قَاتِلِ قَاتِلْ üzerine وَالْقِسَاسُ kısas ve diyetü diyet cemiyen beraber. Yani burada biz bakacağız ki katil üzerine tereddüt eden bir hüküm var. O hüküm bir kısas var, bir diyet var. Velinin, mektulun velisi hem kısası hem diyeti mi hak etmiş, yoksa yalnız kısası mı hak etmiş, yalnız diyeti mi hak etmiş? Bunun dördüncüsü yok. Hem kısas hem diyet hakkı olur. Bir, yalnız kısas hakkı olur. İki, yalnız diyet hakkı olur. Üç, bu üçten hali değil. Dördüncüsü yok. Öyleyse bunları teker teker tahlil edeceğiz. وَاِمَّا يَكُونَ الَّذ۪ي وَجَبَ لَهُ yahut da o velinin, mektulun velisi için vacip olan şey ola هُوَ الْقِسَاسَ خَاسَّ ya kısas diyet beraber olur yahut yalnız kısas olur. Bu ikincisi. وَلَهُ اَنْ يَاخُذَ الْبِيَةَ o kısasla diyeti almak onun için caizdir. بَدَلَمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْقِسَاسِ onun alacağı kısas, fakat kısası bağışlar da bedelini alırsa, diyeti alırsa kısas gider. Fakat hakkı alacağı kısastır. İkincisi bu. وَاِمَّا يَكُونَ الَّذ۪ي وَجَبَ لَهُ yahut da o mektulun velisinin hakkı nedir? هُوَ اَحَدُ اَمْرِي iki emrin birisidir. Ya kısas ya diyet. Muhayyer. Arasında muhayyer olmalı. اِمَّا الْقِسَاسِ وَاِمَّا الْدِيَةِ ya kısas ya diyet. İkisinin arasında muhayyer olmak. يَخْتَارُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا شَاء bu ikisinden dilediğini ihtiyar eder. لَيْسَ يَخْلُوا ذَٰلِكَ işte bu yukarıdaki ibarenin manası hal olmaz مِنْ اَحَدِ هَذِهِ ثَلَاسَةِ الْوُجُوهُ bu üç veçin birisinden başka dördüncüye getirsin. Üçten birisi olacak. Yani alacaklı ve mektulun velisi alacaklı ya onun hakkı ya kısas ve diyet beraberdir. Yahut yalnız kısastır, icabında kısas affeder, onun yerine bedel olarak diyet alabilir. Yahut da muhayyerdir, kısas ile diyet arasında. İsterse onu alır, isterse onu alır. فَاِنْ قُلْتُمْ siz dersiniz ki اَلَّذ۪ي وَجَبَ لَهُ هُوَ الْقِسَاسُ وَالْدِيَةُ جَمِيعًا şimdi bu birinci ihtimali siz kabul edersinizse ki katilin alacağı, mektulun sahibinin alacağı iki emrin birisidir. Ya kısastır yahut diyettir. Böyle dersenizse فَهَذَا فَاسِدٌ bu fasittir. لَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَمْ يُوْجِبْ vacip kılmadı اَلَا اَحَدٍ hiçbir kimse üzerine öyle kimse ki فَعَلَ فِعَلًا bir iş işledi. Bir iş işleyen üzerine vacip kılmadı اَكْفَرَ مِمَّا فَعَلْ işlediğinden fazla bir şey vacip kılmadı. Yani cezası ne kadarsa, işlediği şey neyse cezası da o kadar. Fakat قال عزّ وجل Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu اَسْتَعُدُ بِاللّٰهِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذْنَ بِالْاُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ Cenab-ı Hak Beni İsrail'e farz kıldı. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Beni İsrail'den bahsediyor da ف۪يهَا Tevrat'ta neyi farz kıldı? اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ adam öldürürse adam öldürürler. Şimdi adamın işlediğini adam öldürdü. İşte bunlar nedir? Cenab-ı Hak Tevrat'ta onlara farz kıldı ki Tevrat'ta orucudur ki bunların hepsi kısasun kısası. Şimdi bir adamı vurmuş gözünü kör etmiş. Öteki adam da tutsun iki gözünü kör etsin. Caiz olur mu? Yok. Bir gözünü kör etmiş, bir gözünü kör eder. İki gözünü kör etmiş. Bu adam hem iki gözünü kör edecek hem de kulaklarını kesecek. Yok fazla yapamaz ki. Fazla teaddi olur. Hüdud-i ilahiyeyi tecavüz eder. Ne yapmışsa o kısas o kadar olacak. Öyleyse diyor
فَاِنْ فَلَمْ يُوْتِ بِاللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak vacip kılmadı. اَلَا اَحَدٍ Hiçbir kimse üzerine ki بِفِعَلٍ يَفْعَلُهُ İşledi ki bir fiil sebebiyle kimseye vacip kılmadı. اَكْثَرَ مِمَّا فَعَلْ İşledikinden fazla. Ne kadar işlerse cezası o kadar. Fazla vacip kılmadı. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ Eğer fazla olsaydı لَوَجَبَ vacip olurdu. En yaktule, o adamı katlede kısas ede ve yahuze diye diyeti de alın. Şimdi siz diyorsunuz ki bu ölü sahibinin hakkı, onun velisinin hakkı hem kısastır hem diyettir. Kısas ne için? Adam öldürdüğü için. Diyet, bir de diyet alacak. Olmaz ki bu. Çünkü Cenab-ı Hak onun işlediği neydi? Bir fiali, bu da bir fiil. İşte kısasa kısas. Daha siz ne diyorsunuz ki bu adamın hakkı hem kısastır hem diyettir? Kısastır, diyet değildir. Bu batıl oluyor bir defa. Evet. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ O adamı katlettikten, kısas ettikten sonra o mektulun velisi için olmadı. Ahsud diyeti, diyet almak caiz olmadı. دَلَّ ذَلِكْ Bu delalet etti ki اَلَا اَنَّ الَّذِي شُرْ بِالْحُكُمْكِ كَانَ وَجَبَ لَهُ O veli için vacip oldu. Hilaf-ı makultum, sizin dediğinizin hilafı. Onlar ne dediler? Hem kısas hem diyet, ikisi onun hakkıdır. Bak bundan sabit oldu ki hayır. Bir tanedir, o da nedir? Kısastır. Diyet almayı hakkı yok. Peki bu birinci şekli, birinci şekli iptal etti ki yukarıdaki ibarenin manası velinin hakkı kısas-ı diyettir derse bu bak. Kısas, diyet ikisi birden olamaz. Birisi olacak. Ve in kultum dersiniz, deseniz ki اِنَّ الَّذ۪ي وَجَبَ لَهُ وَوَل۪ي için vacip olan هُوَ الْقِسَاسُ kısastır. Onun hakkı kısastır. وَلَاكِنْ لَهُ اَنْ يَخُذَ الدِّيَةَ Lakin bu adam için caizdir ki diyet ala بَدَلًا مِنْ ذَٰلِكَ الْقِسَاسِ kısasa bedel. Onun hakkı kısas ama kısastan vazgeçer de diyet alır. Bu caizdir derseniz de فَاِنَّا لَا نَجِدُ حَقًّا Biz hak bulamadık. لِرَجُلٍ bir adama bir hak يَكُونُ لَهُ اَنْ يَخُذَ بِهِ بَدَلًا Ondan bedel ala. Alacağının yerine başka bir bedeli ala. Aradık, kitaplarda bulamadık. Bi gayri rida men aleyhi zalikel hak. O hüküm kimin aleyhine çıkmışsa onun rızası olmayarak bedel alınmaz. Bunu bulamadık. Şimdi senin bir adamda 50 bin riyal alacağın var. Adama diyorsun ki ben bu 50 riyalın bedeline senin filan yerdeki evini alacağım. Cebren alabilir misin? Alamazsın. Niye? Adamın rızası lazım. Senin 51 riyal alacağın var, 51 riyal. Onu isteyebilirsin. Yok illa ben bu evi alacağım, yahut da bu bahçeyi alacağım, yahut da senin develerini alacağım, yahut da malını alacağım. Bu senin alacağın riyaldır. Onun bedeli herhangi bir mal olursa rıza şart. Verecek adamın rızası şart. Biz kitapları aradık, bulamadık ki onun rızası olmayarak geçsin o paraya mukabil. Malını alsın. Bulamadık diyor. Sen nereden çıkardın bunu? Şimdi bu adamın aleyhine tereddüb eden kısas. Kısasın yerine diyet verecek. Öyleyse o diyete razı olacak. Yani katil razı olursa o bedeli alabilir. Yoksa alamaz. وَلَاكِنْ لَهُ اَنْ يَخُذَ الْدِيَةَ بَدَلًا اَوَدْ فِنَّا لَا نَجِدُ حَقًّا لِرَجُلٌ يَكُونُ لَهُ اَنْ يَخُذَ بِي بَدَلًا بِغَيْرِ رِضَائِمًا Bir kimsenin rızası olmayarak ki aleyhi zalike الْحَقِ Anın üzerinde o hak vardır. فَبَتَلَ هَذَا الْمَعْنَا اِذَا Bu mana da batıl oldu. Yani katilden keren diyet alınmaz. وَاِنْ قُلْتُمْ Siz deseniz ki اِنَّ الَّذ۪ي وَجَبَ لَهُ اَحَدْ وَاَمْرِهِ Hayır, velinin hakkı iki emrin birisidir, muhayyerdir. Ya kısas, اِمَّ الْقِسَاسُ وَاِمَّ الدِّيَ Ya kısas ve yahut diyettir. يَاخُذُ مِنْهُمَا مَا اَحَبَّ Hangisini arzu ederse onu alır. İsterse kısas ettirir, isterse diyet alır. Zaten birinci mezhep sahiplerinin iddiası da burada. Evet. Böyle dersiniz de velem yecib lehu en yahuza vahiden minhuma dunel ahar. O adama vacip olmadı ki bunlardan birisini ala, ötekini bırak. Muhayyer. Muhayyer olunca illa kısas vaciptir diyemezsin. Diyet vaciptir o da diyemezsin. Ya bu adam muhayyer diyorsunuz. İsterse onu alır, isterse onu alır. İlla birisini almak vacip değil. Bu hayır olunca birisi vacip olmaz. فَاِنَّهُ يَنْبَغِي Öyleyse layık olur ki اِذَا عَفَاً اَحَدِهِمَا
bu adam bunların birisinden affederse bi aynihi ayniyle, dese ki kısası affettim ayniyle tayinisi affetse en la yecuze affuhu, affi caiz olmaya, affi caiz değil. Niçin? Lenne hakkahu, o adamın hakkı lem yekun huvel ma'fuve an bi aynihi, affedilen şey ayniyle onun hakkı değildi ki. Siz diyorsunuz ki bu adam muhayyer idi, kısas ile diyet arasında. Hangisi vacipti? Hiçbirisi de vacip değil. İkisinden birisini ihtiyar edecekti. Peki ben kısası affettim. Kısas onun hakkı mıydı ki? Tayin etmiş miydi, etmemişti? Muhayyer idi. Tayin etmediği şeyi nasıl affediyor? Affı caiz olmaz. فَيَكُونَ لَهُ اِبْطَالُ فَيَكُونَ لَهُ اِبْطَالُهُ. O tayin etmedi ki onu affede. Yahut da onu iptal eder. اِنَّمَا كَانَ لَهُ اَنْ يَخْتَارَهُ. Bu adamın hakkı neydi? O iki şeyden birisini ihtiyar etmekti. فَيَكُونَ هُوَ حَقَّهُ. Ne vakit ihtiyar ederse, o vakit hakkı olurdu, o vakit de affederdi. İki şey arasında muhayyer olursa, en evvela onu ihtiyar edecek birisini. Birisini ihtiyar etti mi, o onun hakkı olur, ondan sonra onu affedebilir. اَوْ يَخْتَارَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ هُوَ حَقَّهُ. Ya affettiğini ihtiyar edecek, yahut da ötekini ihtiyar edecek ki onun hakkı olur. فَاِذَا عَفَا اَنْ اَحَدِيمَا. O iki muhayyer olduğu iki şeyin birisinden affederse قَبْلَ اِخْتِيَارِهِ اِيَّهُ, onu ihtiyar etmezden evvel وَقَبْلَ وُجُوبِهِ لَهُ, ona o şey vacip olmazdan evvel بِعَيْنِهِ بِعَيْنِهِ, o iki şıkkın birisi vacip olmazdan evvel affederse فَعَفُّهُ بَاطِلٌ, onun affi batildir. Hafız Mustafa, anladın mı? Bak buradaki inceliğine. Şimdi adam iki şey arasında muhayyer, ya kısas ya diye. Ben bunun birisini affettim dese bu affı batıl olur. Sahih olması için birisini ihtiyar edecek. Diyecek ki ben kısası ihtiyar ettim. Benim hakkım kısas. Kısas şimdi affediyor musun? Affediyorum, olur. Yahut da diyeti kabul ettim. O vakitte kabul ettim, o vacip olur. Ondan sonra affeder. Ama bunların birisini ihtiyar etmemiş, affedemez. Öyleyse sizin ta yukarıdaki hadise tak oraya çıktı. Ya, oradan diyor ki bu işe arası olamaz. Ela tera, sen görmez misin? Enne racülen, bir adam. Lev cereha ebuhu, lev cüriha ebuhu amden. Onun babasını kasten yaralasalar. Bir adamın babasını kasten yaralasalar. Fe'afa an cariha ebihi. Dediler ki ya baban yaralı, bundan hak istiyor musun? Affettim. Babamın yarasından dolayı bir şey istemiyorum. Babası da sağ. Dese sümme ma tebu min tilkel cerahati, affettikten sonra babası o yarayı çekti sonradan da öldükten sonra ve la varise lehu gayruhu, başka bir varise de yok, bir oğlu var, o da affetti diye o adamın affi sahih oldu mu olmadı mı? En affehu, o adamın affi batildir. Ya tekrar diyet isteyecek o yaradan babası öldüğünden dolayı. Niçin? لَاَنَّهُ وَاَدَمْ اِنَّمَا عَفَى, o yarayı affetti قَبْلَ وُجُوبِ الْمَعْفُوِ عَنْهُ, affedilen o yaranın vacip olmasından evvel lehu, kendisine vacip olmamıştı ki, babası sağdı, babasının hakkıydı, affederse babası affederdi. Kendi, ben babamın yarasından dolayı tereddüt eden diyeti yahut da alınacak tezminatı affettim demenin bir kıymeti yoktu ki. Nasıl babası vefat ederse o vakitte kendisine irs olarak kalır. İrs olarak kaldı mı o vakitte kendisinin hakkı olur, o vakitte affedecek. Yoksa evvelki affı kıymeti yok. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا كَذَٰلِكَ, vaktaki bizim zikrettiğimiz böyle oldu. وَكَانَ الْعَفُّ مِنَ الْقَاتِلِ, katili affetmek oldu. قَبْلَ اِخْتِيَارِهِ الْقِسَاسَ وَالْدِيَةَ, kısası yahut da diyeti ihtiyardan evvel caizen caiz oldu. Sebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennel kısasa kısas kad kâne vecebe lehu bi'aynihi, bi'aynihi ona vacib oldu. Kable affihi anhu, onu affetmezden evvel. Onu affetmezden evvel onun hakkı neydi? Kısas. Ve levla vücubuhu lehu izen, bu takdirde ona vacib olmasaydı lema kâne lehu iptaluhu bi'affihi, onun affiyle onun iptali olurdu. Kemalem yecüz affül ibni min demi ebihi.
bir oğul babasının yarasını affetmesi caiz olmadığı gibi tabi vücubi ilehu kendisine vacip olmazdan, miras kalmazdan evvel. Bu da öyle oldu. Öyleyse bir adam iki şeyin arasında mukayyer olursa birisini kabul edecek de vacip olacak, onun hakkı olacak, onu affedecek. Tefi'i sübbuti ma zekerna. Bizim zikrettiğimiz bu şeyin sübutunda orucudur. Evet. Ve intifai hadihil vücuhilleti vasafna. Vasfettiğimiz vecihlerin de intifasında orucudur. Ma bir hüküm orucudur ki yedüllü delalet eder. Ennel vacibe alel katile amden. Amden öldüren bir adamın, bir adamın aleyhine vacip olan evil carih amden yahut da kasten yaralamış bir caninin aleyhine tereddüb eden hüküm huvel kısasu kısastır. La gayru zalik, başka değildir. Kısas. Vacip olan bu. Yani alacak önünü, alacak hakkı bu. Min diyetin ve gayriha. Diyet olsun, başkası olsun, neyse. Evet. Başka alamaz. Onunkisi kısas. Esas hakkı kısas. İlla en yesluha, illa salih ola, yani sulh ede. Huve imkanı hayyen. Arada sulh olurlarsa başka. Adam öldürmüş, yahut da azasını kesten kesmiş, onunki de eynen yapacak kısas. Ama sülh olur da ona bedel olarak cani razı olur da bedelini verirse alır, caiz olur. Eğer kendisi sağ olsa, ev varisi imkâne meyyiten, yok ölmüşse varisinin hakkıdır. İşte babası yaraladı da öldü, bunun gibi. وَالَّذ۪ي وَجَبَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ. Evet, ev varisi imkâne meyyiten. وَالَّذ۪ي وَالْبِشَيْكِ وَجَبَ ذَٰلِكَ. Bu vacip oldu. Aleyhi an üzerine, ala şeyin bir şey üzerine feyekûn sülhü caize. Yani bir adam üzerine bir şey tereddüb etti. Onun üzerine sülh oldularsa bu caiz olur. Ala mastalaha aleyhi min diyetine ve gayra. Tereddüb eden kısas ama sülh olmuşlar. Mal verdi, para verdi, sülh oldu. Bu caiz. Ve hâda kavlu ebi Hanifete ve ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi mecmain. İşte bu iş imamın kavli de budur. Hulâse bir adam bir adamı öldürürse onun aleyhine tereddüb eden hüküm nedir? Kısas. Ya aldığı diyet, ben diyet alacağım, kısas almıyorum derse katil razı olur, verirse alır. Vermezse alamaz. Onun hakkı kısas, al kısasını denir. Ama razı olursa sür olurlar. Az çok. Yahut da o adam affeder, baştan affeder. Ne kısas istiyorum, ne işmişim affederse o eliyle alakalı.